Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, bugün Serra ile yine mesut bir günden sonra. Nereye bakacağım? Bugün Serra ile yemeğimizi yedi. Şu an bubble tea almak için yine Kadıköy'e gidiyoruz. Ben Kadıköy'de bir yer dolanacağım. Sonra Serra bubble tea alacak. Sanki çok ilgilendiriyormuş gibi saçmalama plan anlatıyorum şu an. Ya gerçi ilgilendiriyor, ne öyle dedim. Evet. Benim canlarımsın. Sonra oradan da sürpriz var. Onu yapacağım. Bunu söylemem çünkü kendi kendimi ifşa etmek istemiyorum. Evet, Kadıköy'de bir işimiz var. Atlama yola ya. Ben çocuğu tanıyorum lan. Ya da tanımıyorum, çok yakışıklı geldi belki de. Bayağı iyi. Serra bayağı iyi. Serra bayağı iyi. Çok iyiydi. Ay bak, arabada çocuk kesebiliyorum. O kadar iyi kullanıyorum. Bakın karşılama açtım. Çok geliştirdi kendini. Oh. Özlerim, özür bir şey yapmadım. Serra'yla bugünden itibaren dün karar verdik. Dün karar. İkimiz de kesin iğrenç edik bu arada. Ben bana çok kötü bir şey yemedim yani. Ha, ben ama kendi böyle aynaya bakınca böyle yani göbeğim elime geliyordu, anladın mı? O yüzden dedim ki... Eve gelmesi güzel. Ama göbeğin ele gelmesi çok da güzel bir şey değil. Hmm. O yüzden dedim ki seni aradım. Evet. Sonra sana dedim ki böyle böyle. Yarın ne olur sakin besin. Yarın ne olur sakin besin. Bugün pilatesten çıktım bu arada arkadaşlar. Kendimize iyi bakıyoruz aslında. Bak kaşlarımı açtım. Daha ne yapabilirim? Bak tırnaklarımı yaptırdım. Ben artık bakımlı bir kızım. Ben artık büyüdüm. Yanındaki adam bize çok tatlı bakıyordu. Onunla beni çekse çok tatlı bakan bir beyefendiyle birlikteyiz şu an. Vloguma katılmak istedi kendisi. Dolayısıyla ben onu vloguma kattım. Şu an bakmamış gibi davranıyor. Farkını biliyorum. Ay pardon. Ay. Ya pardon, ben en küçük mesajda eriyen birisi. Of ya, ben çok yumuşamaya çok müsaitim ya. Ya bu kadar duygu topurcuk bir insanı niye üzdünüz ki ya? Serra'yı niye üzdünüz mesela? Serra'yı sevmeyen insanın zaten bence bu dünyada bir yeri yok. Gerçekten. Ben gerçekten o X kişisi seni sevmem demiş. Hadi ben okey. Hadi beni sevmez. Çünkü ben gerçekten arkadaşlık kurmak istemedim yani. Ama evet, hani arkadaşımı kestim mi kestim. Çünkü istemiyorum yani kardeşim. Ben de şey değilim yani. Sonra şey tiplerine girmek istemiyorum. Ay seni çok özledim. Ben seni çok özledim. Evet. Ya. Marmaris büfe 63 lira vermiş. Marmaris büfe 63 lira verdik ya, şaka gibi. Abi, mekanda artık utanarak su kaç lira diyorum ve her seferinde almıyorum. Bir yerde 20 liraydı su. Ben hatırlıyorum daha kaç yaşımdayken. Kaç yaşındaydın? 10 yaşımdayken aşkım. 10 yaşındayken Akmerkez'de böyle girdim bu arada söylerken. Akmerkez'de aşırı lüks bir restoran vardı. Sonra orada annem demiş ki burada su 1 lira, 10 lira demişti. Yani çok garip gelmiş lan suyun 10 lira olması. Ama şu an suya 15 lira veriyorum. Evet. Esen su mesela... Su lan! Hayat bir gün, o da bugün. Doğru bilgi bu arada. Anda yaşamak mı sonra yoksa gelecek dönem? Anda yaşamak. Önemli olsun. Geleceğimiz yok nasıl olsun. Dost iyi günde mi belli olur, kötü günde mi? Soru soruyorum, görüyor musun? Dost iyi... Hemen söyleyeceğim. Değil mi taksici abi? Dost iyi günde mi belli olur, kötü günde mi belli olur? Dost iyi günde mi, kötü günde mi belli olur? Hemen söylüyorum, kötü günde belli olur tabii ki de aşık o. Benim iyi günümde zaten yanımda olmayacak olan ikisidirsin. Ulaş dedi ki mesela, atıyorum sen istediğin, çok istediğin bir yere girdin mesela. Evet. İşte mesela ya da okulda. Anladım. Çok az kişinin için mutlu olur dedi. Anladım, gerçek anladım. Anlamda. Bence daha çok kötü gün ama. Dostlar bir karın ağrısı çekiyorum var ya. Ağlayacağım, öleceğim. Ama bu şarkı çok iyi. Dik bile duramıyorum, o kadar karnım kötü şu. Tuvalete gidecektim bu şarkıyı dinlerken. Ama dedim ki yani kamera hazır önündeyken bu şarkıyı sizle birlikte dinlemek istediğime karar verdim. Şu an gerçekten abartmıyorum. Oh! Böyle bıçak hiç yemedim. Karnıma inşallah dayamam. Öyle bir his yani. Tişörtüm ters bu arada, evet. Arkadaşlar Billie şarkılarını ağlayarak dinlemekten gülerek dinleme erama geçtim. O yüzden oha, solumuzum ağrı girdi. Canlı kalp krizi mi yoksa? Ben normalde böyle sancı yaşamam. Yaşmam. Hamileyim o yüzden. Hayır dostlar.
bayılacağım. Size daha ne tür içerikler sunabilirim dostlar. Kıvranırken bile inanılmaz fedakar ettim feragat. Oh, niye buram ağrı giriyor? Sol omuz ağrısı kalp krizi belirtisi midir? Kalp krizi nasıl engellenir? Oha, sol omuz çok kötü ağrı. Tribe girdim, sigaradan uzak durulmalıdır. Hayır, tam şu an nasıl engellemeliyim onu soruyorum ben. Uf. Ay anne, ay böyle sol omzuma çok kötü bir ağrı girdi, o nedir? Sol omzumdan böyle boynuma doğru. Gelebiliyor musun? Gidiyoruz, evet. Yok, hayır, bilmiyorum yani. Şu an kayıtta mıyız? Evet, şu an kayıtta. Evet arkadaşlar, bugün ilk defa Deniz'in arabasına bindik ve kendimi aşırı güvende hissediyorum. Hayır, şu an çok güvendeyim ve kendimi Harry Styles gibi hissediyorum. Bu Carpool'daki herifin. James Corden ve Harry Styles. Aynen, ben Harry Styles'ım. Mustafa'nın ne olduğunu tamamen karar... Mustafa çakal arkadaşlar. Selam bebek, çakal bebek. Bunlar şu an Butu'ya gidiyoruz. Evet, Butu'ya gidiyoruz. Güzel çakal alacağız. Devam et alacağız. Wow, yürürken yine çekiyorlardı. Wow, wow. Güzel şarkıya geçiyoruz. Evet. Full bu çalıyor. Fena iyi. Seni hissetti lan araba. Katerina bu arada arabamız. Uzadı neydi bu arada? Efendim? Katarina, canavar ve sinek. Benim dediğim neydi peki? Seninki... Alev. Ha, alev. Alev yakışıyor mu? Arabaya mı? Arabanın adı Alev olamaz abi. Bak, araba kız bu arada. Abi bu şu an patlattı. Burayı sansürüyor. Burayı kez artık şahit. Biliyorum. Selam Alev. Sana yaptığım yorum da Reşkon Level Up şarkısı. Anladın mı? Kaptın mı? Benim yaptığım siyah kuşak kesmesini anlamıyorsun ben ya. Ben de anlamıyorum. Abi siyah kuşak en üst seviye demek ki. Hava gibi. Sana ne oluyor ya? Herkes bizden faydalanıyor kardeşim. Paylaştık mı? Paylaşmadım. Ben daha arkadaşlar bir de ben bir şeyin farkına vardım. Şu şöyle caddeye baktığınız zaman. Evet, 3 şerif aslında. Hayır. 10 tane kızın 8'inin burnunda ameliyat izi var. Dur bana atır mı? Hayır. Ben de... Sen bunu ne hatırladın lan? Bilmiyor musun? Ne? Bilmiyordum, sen biliyor muydun? Karısı dediği boşluk. Ama burun ameliyatı olduğunu senle tanışmıyordun. Hayır, tanışmadım. Ben de tanışmadım. İyi soluklusun lan Mustafa. Hayır, ben söyledim Mustafa'ya zaten de. Ben bilmiyordum abi, sen söyledin. Bence de tanışıyordun. Ben tanışmadım abi. Üstüme çok gelin yine gördüğünüz üzere. En sevdiğim favori şarkımız ne biliyor musun? Söyle ona. Tarihin değişmeyecek tek şarkı. Şimdi, bu mu en sevdiğiniz şarkı? Bu bizim belki en sevdiğimiz değil ama listelerimizde hep olacak tek bir şarkı. Depresif hafif. Onlara yeşil yanıyor. Bana ne? Öyle bir şey yok. Bana ne? Kalbimizdeki kipağı. Geçer, kaçtı. Geçer, geçer. Geçerim, geçerim. Tamam ya, ben böyle olmuyorum. Ben böyle konsantre olamam. Sen kendilerle karıştırma. Butiğe gidip geliyoruz dostlar. Bak şimdi ne var mı şu an? Bir kapat kamerayı. Bak butikte çıkacağız. Kapat. Bak tamam. Ay tamam böyle mi? Ay, ver onu bak. Böyle bak. Arkadaşlar bak az sonra neredeyiz? Burada keser. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar az sonra neredeyiz ne demek kanka? Bak sizi şimdi nereye ışınlıyorum. Bu çocuk infosu arkadaşlar, olacak. Şimdi böyle hep beraber. Nereye gidiyoruz Mustafa? Kanka Enes bizi butiğe götürüyor. Kapat şunu. Ben... Nereden kapanıyor bu? On off, you know. Aa, I know. Rece. Rece değil, kırmızı tuş. Evet arkadaşlar. Az önce Deniz arabayı açık bıraktı. Arabadan indi. Dörtlüler de açıktı az önce. Hem dörtlüler hem arabayı açık hemen bıraktı. Hemen YouTuber oldu. Fena YouTuber. Butikleri çok merak ediyorum. Biraz böyle gezerken yanımda insanlar bakıyor mu diye. Bakıyorlar bu arada. O yüzden ben çok rahat çekemiyorum. Ama yanında biri arkadaşlar, varken çekemiyorum. Arkadaşlar ben gram utanmıyorum. Şuradan falan çıkacağız. Çok... Caddedeyiz. Cadde kızları. Yani arkadaşımız sakat. Bende de ufak bir sakatlık var. Ondan dolayı yürüyemiyor. Bastonla yürüyor. Sen de beyninde sakat. Butu'ya gidiyoruz. Bir şey söyleyeyim. Sen niye sakatlığın olduğunu hemen... Kanka. Acıtasyon yaptın ki sen şimdi. Ödedik ödedik. Ben videoyu aldım orayı. Sen gelirken bir daha çekersin. Tamam. Teşekkür ederim. Mustafa... He. Mustafa B yapar. Bekir mi? Kaldır bir. Bir çok düşük verdi birazcık. Birazcık aşağı indirsene. Ama ben şüphesiz senden. Düşük yani o orta ver. Ben düşük belli. Sen değilim. Aynen ben. Ama şeyi deniyorum. Al. İneyim. Tam sende. Ama kesin. Çok iyi. Şimdi kat. Bunları kat et. Vlogger ya. Evet. Seni soyunurken çekeceğim. Ooo yapma. Bir şey söyleyeyim, ben bunu beğendim. Çıkar, çıkar, çıkar. Ne yapayım? Olur mu? O tarafını çekiyorlar mı? Şunu bir tutar mısın? Bir şey söyleyeyim size? Bu tişörtüne yaklaşık 5 defa falan gidip ikisinde kuş sıçı kafama. Ne bileyim ya. Sen şunu tut, ben tutayım. Buradan süper lata çekmeye gidiyoruz.
Tek millette biziz. Hayır, yes. Abla teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sevindim. Ben Migros'tan gidip alacağım. Kısmet, kısmet. Ama teşekkür ederim. Ama bu bir şanstır. Gerçekten. Evet. Ya ben buna inanmıyorum ya. Böyle şans mı olur? Şu halde şans mı olur yani? Hayır. Olacağı varmış. Şimdi sen bununla başla. Güleceğine... Bundan başlayayım. Onları alayım. Çok mu oğlum? Teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. Teşekkürler. Oğlum hadi. Tabii tuhaf. Hadi. Gülmekten yapamıyorum. Deniz bak küfür edeceksin şimdi bana. Çok mu var? Geçmiyor mu? Kanka tuhaf. Geçmiyor mu? Ver bana. Gece kaçıp bana gelsen. Gelsen sorun ne? Ne aldın? Ay nasıl kafasına kuş sıçtı arkadaşlar. Dünyanın en şanslı insanı benim evet gördüğünüzlere. Mustafa kanka bir şey söyleyeceğim. İşin biraz ciddiyetten farkına varıyor musun? Evet ya Mustafa. Kanka Mustafa böyle ilk oturduğunda kanka, bir şey telefona söyleyeceğim. Bakmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa ekip çağırdı. Enes'le buluşacaktım bugün. Şuna Paris atsalar. Şuna Paris. Paris ne kankam ya? Işte. Al Paris kanka cildim zaten. Cildim güzelleştiriyorlar. Paris de zaten. Tamam, tamam. Bak normal Paris. Ah, Paris. Üzerimden prim yapıldığını görmüş oldunuz arkadaşlar. Enes fena kullanıyoruz. Şey yapsana. Too easy. Hayır ya. Chicago freestyle. Hayır ya. Ben Chicago freestyle çok güzel bir şey. Kanka antrikottan ibaret. Ama bir şey söyleyeyim. Çakalla başladı. Çok güzel kanka. Peygamber sabrı sonra. Bunları kes. Bunları kes. Bunları kes. Kart. Kanka bunları burada konuşamazsın. Pardon. Biraz daha. Selam dostlar. Namaz geçtim. Bak şarkı kapatacağım ama şarkıyla aşırı hype'lanarak makyaj yapıyordum. Çok az da olsun makyajı öğrendiğimi düşünüyorum. Gittikçe aşkolaşıyorum ve buna çok okeyim. Kendimce böyle bir teori ürettim. Aşk bu kızların kalbi kırılmaz. Dolayısıyla artık şey olmayacağım. Tatlı, masum, iyi niyetli. Her şeyini vermeye hazır, fedakar olmayacağım. Aşk o kızı olacağım. İçlerin içi aşk o değiliz elbet. Ama dışa yansıttığımız şey aşk olmalı. Çünkü dediğim gibi aşk o kızların kalbi kırılmaz. İyi insanların kalbi kırılır. Başkalaşım, aşkolaşım. Bugün şey var. Emre'nin hostladığı, Emre'nin düzenlediği Garden Party diye bir şey var, tamam mı? Bu tabuda kutlayacağız işte. Kutlayacağız, tabuda olacağız. İşte tabu bir gece kulübü. Orada bir event yani sonuç olarak. Bu sabah suratıma halamın kremlerinden birini sürdüm, tamam mı? Şu an yine normal gözüküyorum ama. Sonra halamla pilatese gittik. Bunun konuyla hiçbir alakası yok ama halamla pilatese gittik. Hala devam ediyorum bu arada. Spora devam ediyorum. Neyse suratıma kremi sürdüm. Suratım böyle kıpkırmızı oldu. Yanaklarım şeylerim falan her yerim kıpkırmızı oldu. Böyle saçma bir hikaye yani. Yaza dair diyeceklerim de yazın hiçbir şey yapmak istemediğime karar verdim. Zaten hevesim de yok gibi yani. Hevesimin olmamasının sebebi yazı sevmiyorum. Bunaltıcı havadan nefret ediyorum ve bunaltıcı havada çok şişman hissediyorum. Bunu şeyden aldım orada. Watson's'dan mı? Watson's'dan 14 liraya mı 16 liraya mı ne aldım? Markası Emily. Böyle kalemlerin olduğu yere bakın. Bir sürü güzel kalemler var orada. Malum her şey çok pahalı dostlar. Dediğim gibi Michelle de gelecek bu arada. Deniz Yılmaz da gelecek. Ben içmeyeceğim. Arabayla gideceğim. Deniz ve Michelle'i de alacağım işte. Sonra birlikte tabuya geçeceğiz Karaköy'de. Şimdi ha biraz şarkı dinleyelim. Ben şey yaparım böyle şarkıyı birlikte dinlermiş gibi havaya girer. Mesela şu an siz de makyaj yapın. Ay çok bak tırnaklarımı yaptırdım ya elimi çok kullanasım geliyor. Ya vallahi aşk ulaşmadım aslında da gerçekten artık şey olmak istemiyorum. Kalbim kırılmasını istemiyorum. Kalp kırılma detoksuna girmek istiyorum kader izin verirse. Harun beni gerçekten sınamayı çok seviyor galiba şu an kaderim. O yüzden ben de hani kaderle böyle bir boynuzlarımızı birbirimize soktuk gibi. Çok iyi bir benzetme yaptım evet. İki geyik. Karşımdaki kader bir geyik. Ben bir geyik. Boynuzlarımızı tokuşturuyoruz şu an. O beni sınıyor. Ben de onun yanına aşkolaşıyorum ki. Aynen. Kötü bir insan olacağım. Keşke kötü bir insan. Ya da öyle denmez de yani. Oğlum araba kullanmak. Ah başımın şurasına ağrı girdi. Poz veriyorum aslında. Thank you.
Bakın sınırlarımı. Dün Pablo'yu hikayeme koydum. Herkes ile yani birkaç kişi şey yazmış. Ne kadar yaşlanmış yazmış. Yani bir akşam duygulandım dostlar. 6 yaşına girdi lan. Tabii yaşlandı. Melek ya. Ve hala çocuk gibi davranması çok komik. Pablo şu an benden köpek yaşına eğer 7 ile çarpıyorsak Pablo şu an benden kat kat daha büyük. Hatta Pablo şu an babam yani. Değil ama babam. Bu tırnaklarla her şey o kadar zor ki. Yapamıyorum. İdare edemem anne. TikTok batağına düştüm fena. Yine ve bu sefer şikayetçi değilim. Çünkü bu sefer sağlıklı bir TikTok batağına düştüm. Yani sağlıklı dediğim sabahlara kadar sadece TikTok izlemiyorum. Sen televizyon izle baba. Allo baby. Kilo. Ay size anlatacağım gerçekten çok şey var aslında. Ama anlatamam ki.